give, Peter. I want a life of my own. With great power comes great responsibility. Spider-Man No Way Home video serimize devam ederken bu serideki en zorlu videoya gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Filmdeki tüm detayları, önemli göndermeleri, çizgi roman referanslarını ve aklımıza takılan soruları teker teker konuşacağımız uzun bir video olacak. Öyle ki en küçük detayın bile ne kadar büyük şeylere yol açtığına inanamayacaksınız. Bizim için her şeyi bir araya getirmek zorlayıcı oldu tabii ama sizin için bu videoyu izlemenin çok keyifli olacağını biliyorum. O yüzden hazırsanız başlayalım. Öncelikle bir önceki filmde Mysterio adlı düşmanımız ölmek üzereyken onu öldüren kişinin Stark teknolojisini ele geçirmiş olan Peter Parker olduğunu açıklamıştı. Ve Peter tam küfredecekken film bitmişti biliyorsunuz. Ama burada filme Marvel logosuyla başlarken direkt kaldığımız yerden devam ettik. Ve bu sefer de bir araba kornası sesi sayesinde Peter'ın küfrettiğini duymamış olduk. İnsanlar şok içindeyken Peter MJ'yi kapıp kaçtı. Ve bu sahnede MJ'in stres olup Peter'ın yüzünü kapatması bence komik bir detay. Çünkü aklıma 2002 yılındaki filmde Mary Jane'in ilk defa Spider-Man'le sallanırken ne kadar rahat göründüğü geldi. Ben olsam ben de çığlık çığlığa olurdum açıkçası. Bu sırada arka planda Rogers müzikali görünüyor. Bu müzikali merak ediyorsanız Hawkeye dizisinde izleyebilirsiniz. Yani hiç heveslenmeyin. Hiç güzel değil çünkü. Bu arada MJ ile yer altından çıktıktan sonra rögar kapağını açık bırakmadığını gördüğümüzde de çok hoşuma gitti. Çünkü aynı detayı geçen gün Amazing Spider-Man'in filminde görüp gülmüştüm. Bazı detaylarda tüm Peter'ların aynı davrandığının altını çizmek istemişler bence. Eve döndüklerinde Peter New York tişörtünü giydi ve bu tişörtü ona Tony Stark'ın aldığını hatırlamışsınızdır. Çünkü Homecoming filminde Tony Peter'ın kostümünü ondan geri almıştı ve onu eve bu turistik kıyafetlerle göndermişti. Ve tüm haberciler artık Peter'ın peşindeyken May hala, Happy ve MJ bir araya geldiler ve bu insanlar Peter'ın yanında en güvende olacağı kişilerdi. Ama filmin sonunda hiçbirinin artık yanında olamayacağını şu an anlıyoruz. Peter'ın iki yüzlü afişleri direkt çizgi romanlardan alıntı biliyorsunuz. Çünkü Peter'ın gizli kimliğini ilgilendiren bir durum olduğunda biz okuyucu olarak onun iki yüzünü de görüyorduk. Haberlerde MJ bu sefer Watson ismiyle karşımıza çıktı. Ve bu seride kendisini önce Michelle olarak, sonra Michelle Jones olarak, sonra da MJ Watson olarak tanımış olduk. Ve klasik Mary Jane Watson'a bir adım daha yaklaşmış oldu. Kendisi asıl soyadını kullanmıyor çünkü belli ki bu evrende de MJ'in babasıyla araları pek iyi değil. Peter'ın Mysterio'yu öldürdüğüne dair net bir kanıt yok. O yüzden onları hapse atamıyorlar. Ama evlerine Clary adlı birinin önderliğindeki hasar kontrolü departmanının baskın yaptığını gördük. Albert Clary çizgi romanda da hasar kontrolü departmanının başındaki isimdi. Damage Control, eskiden süper kahraman savaşlarının veya uzaylı saldırılarının arkasını toplayan S.H.I.E.L.D.'a bağlı bir özel ekipti. Ama sonra Homecoming filminde özel bir işletme haline geldiğini görmüştük. Daha sonra da bu işletmeyi Tony Stark devralmıştı. Ama şimdi yeniden hükümete geçmiş durumda. Bu önemli bir detay aslında. Çünkü enkaz temizleme görevini Tony Stark boşuna devralmadı. Uzaylı teknolojisinin veya kendi Stark teknolojisinin parçalarının kimsenin eline geçmemesi için bunu yapmıştı. Ama bu filmde Spider-Man suçlu ilan edildiği için Spider-Man'in tüm cihazlarına el koymuş durumdalar. Ve buna Stark dronları, Tony'nin ona bıraktığı gözlük ve Iron Spider'ın şarj ünitesi de dahil. Yakında Zırh Savaşları adlı bir dizi izleyeceğiz. Ve bu dizide Tony Stark'ın teknolojisinin onun arkasından kimlerin eline geçtiğini öğreneceğiz. You want my property? You can't have it. But I did you a big favor. I have successfully privatized world peace. Ve Peter, Nick Fury'nin uzayda olduğunu öğrendiğinde ufak çaplı bir şok geçirdi. Çünkü henüz birkaç hafta önce onu Mysterio ile tanıştıran kişi Nick Fury'ydi. Ama onun Nick Fury olmadığını biz biliyoruz. Bana sorarsanız aslında Nick Fury Peter'a çok çok büyük kazık atmış durumda. O filmde Skrull Nick Fury, Peter'ı Mysterio ile tanıştırmıştı ve kimliğini gizli tutmasına gerek olmadığını söylemişti. Ama daha sonra öğrendik ki bunlar aslında Mysterio'nun planıymış ve amacı Tony Stark'tan Peter'a miras kalan gözlüğe böylece diğer teknolojilere ulaşmakmış. Ve o filmde Peter sadece MJ ile vakit geçirmek istiyordu ve ikinci filmdeki maceraya atılmak istememişti bile. Biliyorsunuz ki Tony Stark Peter'ı güvenle korumuştu ve insanlığın yarısı yok olduğunda bir kenara çekilmişken sadece Peter'ı geri getirebilme düşüncesiyle zamanda yolculuğu icat etmişti. Yani bir nevi Tony Stark'ın uğruna öldüğü Peter Parker'ı Nick Fury iki uzaylıya ve çoklu evrenden geldiğini iddia eden bir fanus kafalıya teslim etti. Ve bakın bugün ne haldeyiz. Tüm yaşananlar
Nick Fury'nin sorumsuzluğudur. Bunu da buraya yazıyorum. Tabii Stark şirketine de dava açıldı ve Stark Endüstrilerinin güvenlik şefi olan Happy'nin harika bir fotoğrafını gördük. Bu arada Happy'nin bu halini Iron Man'in 3. filminde geçmişe gittiğimiz bir sahneden hatırlarsınız. Ve önce bastonuyla sonra da kızıl gözlükleriyle Matt Murdock tam da tahmin ettiğimiz gibi Peter'ın avukatı olarak sahneye giriş yaptı. Daredevil'ın bu filmde olmasını 2 yıldır bekliyoruz zaten ama bu filmde rolü kısacık olsa da burada önemli olan kendisinin kesin olarak MCU'da olduğunu göstermiş olmaları. Çünkü Netflix'te yayınlanan Marvel dizileri sadece Netflix'e özel dizilerdi ve Netflix bu karakterlerin sinema filmlerinde oynaması için anlaşmamıştı. Yani Daredevil sadece bir dizi olarak kalacaktı ve hatta sinema filmleri için başka bir Daredevil oyuncusu aramaya başladılar. Ama tabii ki hiçbirimiz umudu kesmedik ve önce Netflix ile Marvel'ın anlaşması bitti ve şimdi de artık Daredevil da burada ve kendisini She-Hulk dizisinde de izleyeceğiz. Ayrıca bunun gibi başka sürprizler için de şu an yayınlanmakta olan Hawkeye dizisini de izlemenizi öneriyorum. Her şey birbiriyle bağlantılı. Bunu sakın unutmayın. Happy'nin güvenli evinde Dom-E adlı robotu gördük. Bu robotu Iron Man'in ilk filminden hatırlarsınız ki 3. Iron Man filminde de Tony'nin enkazdan çıkarıp sürüklediği yegane parça bu robottu. Yani önemli bir karakter sayılır. Peter ve MJ çatıda konuşurlarken arka planda çizgi roman yazarı Steve Ditko'nun ismini gördük. Daha sonra telefonda konuşurlarken de arka planda MJ'in çizimlerini gördük. Bunları okulda cezaya kaldığı sahneden hatırlarsınız. Okula döndüğümüzde Betty Brant'ın hala muhabirlik yaptığını gördük. Bu kız çizgi romana göre daha sonra J. Jonah Jameson'la çalışmaya başlayacak ve Peter'ın flörtlerinden biri olacak. Ve burada Peter'a seslenirken git ve onları hakla kaplan diye seslendiğini duyduk. Bu söz aslında Mary Jane'in sözüydü. Go get him, Tiger. O yüzden önümüzdeki filmlerde bu kızla yakınlaşma ihtimalinden vazgeçmediklerini düşünüyorum. Bu sırada Flash, Flashpoint adlı bir kitap çıkarmış. Flashpoint isminin de DC'den alındığını biliyorsunuzdur. Bu sırada Peter ve arkadaşlarının hiçbir üniversiteden kabul mektubu alamadıklarını gördük. Özellikle de MIT Teknoloji Üniversitesi Peter için çok önemli. Çünkü bu okul Tony Stark'ın da okuduğu okul. Sonuç olarak Peter'ın kimliğinin açık edilmemesi herkese etkileyen bir durum ve bunu düzeltebilecek biri varsa o da şu Cadılar Bayramı süsüne benzeyen büyücü olmalıydı. Şimdi İç Savaş filminden bu yana aslında defalarca bahsettiğimiz bir çizgi romanı tam da bu noktada yeniden hatırlatmam gerekiyor. İç Savaş çizgi romanında Tony Stark sayesinde Peter artık kimliğini halka açıklıyordu ve ona Iron Spider kostümü hediye ediyordu. İlk Spider-Man filminin sonunda bunu denediler ama sinema evreninde Peter bunu kabul etmese de Iron Spider kostümünü Infinity War'da giymiş oldu ve Far From Home filminin sonunda da kimliği açık edilince hikayenin bu çizgi romandaki gibi gideceğini anlamıştık. Daha sonra Spider-Man'in düşmanları da onun kimliğini öğrendiği için May Hala'yı hedef alıyorlardı ve May Hala vuruluyordu. Peter da çaresizce her şeyi geri almak istese de Doktor Strange ona yardım edememişti. Ama Mephisto ortaya çıkıp Peter Parker'ın Spider-Man olduğunu herkese unutturabileceğini söylemişti. İşte tam da bu yüzden bunca yıldır her yerde bir Mephisto göndermesini beklemiştik ama olmadı. Sinemada Peter'a yardım eden kişi Doktor Strange oldu ama yine de ortalık iyice karıştı biliyorsunuz. Çizgi romanda Mephisto, Mary Jane ve Peter'ın aşkını onlardan alma karşılığında bu büyüyü yapmıştı. Yani herkes her şeyi unuturken Peter ve MJ de artık birbirlerini hiç hatırlamayacaklardı. Mephisto onlara ileride doğacak küçük kızlarını gösterse de bu iki sevgiliyi yine de kabul ettiler. Çünkü Mary Jane ne olursa olsun bir gün tekrar onu bulacağını söylemişti. Yani güzel bir hikayeydi bence ve Spider-Man hikayelerinin seyrini çok değiştirdi. Günün sonunda da o evrene reset atıldı ve Peter yepyeni bir hayata başlamıştı. Bu çizgi romanları Instagram'da paylaştım. Oradan da gelip bakabilirsiniz. Yani demek istediğim aslında bunların olacağını geçtiğimiz yıllarda size anlatmıştım ama nasıl olacağını bilmiyordum tabii ki. Ama tek bir çizgi roman hikayesini bize İç Savaş'tan bu yana 7 yılda anlatmış olmaları harika bir şey. Tabii hala abone değilseniz de abone olmanız için önemli bir sebep olduğunu düşünüyorum. Neyse, daha konuşulacak çok şeyimiz var. Sonuç olarak Doktor Strange ile buluşmaya gittik ve Doktor Strange 5 yıl ortadan kaybolunca artık Wong yüksek büyücü olmuş durumda. Yani Strange'in çok vakti var ama kendisinin artık zaman taşı yok biliyorsunuz. Çünkü zaman taşını Thanos'a verdi ve Thanos tüm sonsuzluk taşlarını yok etti. Ama Strange hala Agamotto'nun gözünü taşıyor. Çünkü bu kolye ilk üstün büyücü olan Agamotto'ya ait ve sonsuzluk taşını saklamaktan başka özellikleri de olmalı. Doktor Strange unutturma büyüsü yapmaya başladığında işler ters gitti biliyorsunuz ve büyüyü yayılmadan hapsetmeyi başardılar. Ama büyü çok kısa bir süre olsa bile serbest kaldığı için başka evrenlerde Spider-Man'i tanıyan birkaç kişi istemeden bu evrene geçiş yapmış oldu. Ve ilk olarak 2004 yılında ilk Spider-Man filmlerinde izlediğimiz Doktor Octopus'la yeniden karşılaştık. Octopus
Octopus avcının içindeki güneşin gücünden bahsedip duruyordu. Çünkü aklı şu an en son icat ettiği cihazda kalmış olmalı. What have you done with my machine? What machine? The power of the sun. In the palm of my hand. Çünkü birkaç dakika önce kendisi Toby'nin Spider-Man'ini boğazlarken birden bu evrene geçiş yapmış. Bu sırada köprüdeki savaş sekansında araba kapısının sıkışması ve köprüden düşen arabaları ağ atarak bağlamak gibi detaylar direkt Andrew Garfield'ın ilk Spider-Man filmiyle paralellik taşıyordu. Bir ara Octopus Peter'a fırsatım varken sevgini öldürmeliydim dediğinde Spider-Man MJ'yi kastettiğini düşündü ama aslında Octopus birkaç saat önce tutsak aldığı Mary Jane Watson'dan bahsediyordu tabii. Peter'ın kurtardığı arabanın plakasını 1963 yılında çıkan Amazing Spider-Man'in 3. sayısı olarak okumamız gerek. Bu sayıya bakarsanız Dr. Octopus'la ilk kez tanıştığımız hikayeyi bulabilirsiniz. Octopus'un fırlattığı arabanın plakasında ise Amazing Spider-Man 8183 yazıyor ama böyle bir sayı yok. O yüzden bunu 8. ayın 1. günü 1983'te yayınlanan sayı olarak düşünürsek karşımıza Peter'ın en önemli kararı başlığı atılan bir hikaye çıkıyor. Dr. Octopus neredeyse 20 yıl önceden gelen biri olsa da Peter'ın kostümündeki nanobotları fark edip çalabilecek kadar zeki ama bunların hala Peter'a bağlı kalacağını düşünemeyecek kadar da bu konuda tecrübesiz. Ayrıca Dr. Strange'le tanışınca da büyü muhabbetinden çok etkileniyor. Çünkü doktorumuz doğum günü partilerinde sihir uzmanı olmuş biri. Ayrıca kendisi tıraş olmak için top sakal şekillendirici kullanıyormuş. Doktor Strange'in buzdolabında da türlü yaratıklar gördük. Bunun sebebi aslında Doktor Strange'in büyü enerjisi alabilmesi için bazen sihirli yaratıklar yemek zorunda olması. Evet, doğru duydunuz. There was no other way. Doktor Octopus önce büyüye de inanmıyor ama aslında onun evreninde de bir Doktor Strange olması lazım. Çünkü bu sahnede J. Jonah Jameson Doktor Octopus'a aynı ismi düşünmüştü ama böyle biri var demişlerdi. What are we gonna call this guy? Doctor Octopus. That's crap. Doctor Strange. That's pretty good. But it's taken. Peter'a diğer paralel evrenden gelenleri yakalaması için sihirli bir silah vermiş oldu. Önce Elektro'yu gördük ve kendisi önceki gibi mavi olarak bu evrene geçiş yapmış ama bu evrenin enerjisinin farklı olduğunu söyledi. Ayrıca kendini şarj ederken yüzünde çizgi romandaki gibi bir maske oluştuğunu da fragmanlarda fark etmiştik tabii ki. Bu sırada Sandman gelip Peter'a yardım etmeye başladı. Çünkü Sandman ile Peter Parker kendi evrenlerinde en son birbirlerini gayet iyi anlamışlardı. Aslında bu adam Ben amcanın ölümüne yol açmış olsa da aslında kötü biri değildi. Bu sırada Norman Osborn da bir ara sokakta artık kendine gelmiş durumdayken önce planörünü sakladı ve sonra da yeşil cin maskesini kırdığını gördük. İlk seriyi çok sevsek de hayranlar bu maskeyi pek sevmediklerini defalarca söylemişlerdi. O yüzden Marvel çözümü maskeden kurtulmakta bulmuş çünkü Osborn'un yüzü maskeden daha korkutucu. Yine ilk Spider-Man filmindeki gibi onu kendi kendine konuşurken görmek de garip bir histi bu arada. Osborn bu evrende yaşayan bir varyantını bulamamış ve yeşil hırkası ve mor kapşonuyla evsizlere hizmet eden Feast'a gitmiş. Neyse ki May Hala da çizgi romandaki gibi burada gönüllü olarak çalışıyor biliyorsunuz ve Peter'la May Hala kendi aralarında konuşurlarken Osborn'un arka planda kurabiye çaldığını da görmedik sanmasın. Sonuç olarak Doktor Strange herkesi geri göndermek istese de Peter bu düşmanların ölmesini gaddarlık olarak görüp Strange'in elinden kutuyu çaldı ve harika bir sekans başlamış oldu. Peter'ın bedenini terk ettiği an kafasını etrafında oluşan dalgalanmalar sanki örümcek hislerine benziyordu. Çünkü bu sırada Strange kutuyu geri almaya çalışsa da Peter'ın örümcek hisleri refleks olarak da ona engel olabildi. Yani Peter'ın örümcek hisleri bu tür bir büyünün üstesinden gelebilecek seviyede gelişmiş durumda. Ardından Strange'in pelerinini Spider-Man'in üzerinde gördük ve bu da tabii ki bize What If dizisini hatırlatmış oldu. Sonra da ayna boyutuna geçtik. İlk olarak burayı bize Ancient One tanıtmıştı biliyorsunuz. Bu boyut bizim dünyamızın bir yansımasını oluşturuyor. Ama ne olursa olsun bizim gerçek dünyamız orada olanlardan etkilenmiyor. Sonuç olarak Peter aklını kullanarak Doktor Strange'den kurtulmayı başarmış oldu. Onu yendi diyemeyiz ama ondan kurtuldu diyebiliriz. Ve Peter herkesi Happy'nin evinde toplamayı seçti. Çünkü evinde Tony Stark'ın teknolojisi var. Ve Norman Osborn'un ona ilk filmdeki şu meşhur cümlesiyle yardım etmeyi teklif ettiğini gördük. Ben de bilim adamı sayılırım. Bu söz son yıllarda bir meme haline gelmişti. O yüzden bunu kullanmaları komik olmuş. Harry tells me you're quite the same. Science whiz. You know,
I'm something of a scientist myself. Aslında düşününce Peter'ın bu insanları düzeltmek istemesi son derece mantıklı. Çünkü Doktor Octopus aslında iyi biriydi ama omuriliğindeki çip bozulunca zihin kontrolü tamamen ahtapot kollarına geçmişti. Norman Osborn ise bir tür süper asker serumu içerek başarısını kanıtlamak istemişti ama serum onun akli dengesini sarstığı için bu halde. Electro ve Sandman kaza sonucu bu hale geldiler ve Kertenkele de sadece kaybettiği kolunu sürüngen geni kullanarak yeniden çıkarmak istemişti. Ama kontrolsüz güç ve baş edemedikleri dertleri bu insanları başka bir yola soktu. Peter ve Norman birlikte Octopus'u tedavi ettiklerinde bunu kanıtlamış oldular zaten ama Electro'nun üzerine onun tüm gücünü emen bir sayaç koymaları beni bile strese soktu. Üzerinizde yavaş yavaş süper gücünüzü emen bir şey olması bence korkunç bir şey. Bu sırada Peter'ın örümcek hisleriyle bir an durup Norman Osborn'un değişimini hissettiği o an gerçekten harikaydı. Ya bu adamın tüm odayı bu kadar korku salabilmesi inanılmaz bir şey gerçekten. 1973 yılındaki Spider-Man çizgi romanında Yeşilcin, Gwen Stacy'yi köprüden aşağı atıp onun ölümüne yol açan karakterdi. Ve Peter Parker onu havada yakalasa da onu çok sert tuttuğu için yere düşmeden öldüğünü düşünerek yıllar boyunca hep kendini suçlamaya devam etti. O yıllarda Stan Lee yazarların Gwen Stacy'yi öldürmesine çok üzülmüş ama Mary Jane'i de senaryodan çıkarmak istememişler. Onun yerine Yeşilcin'in May Hala'yı öldürmesini konuşmuşlar ve bu karardan da vazgeçmişler. 2002 yılındaki filmde Norman Osborn'un köprüden attığı kişi Mary Jane'di ama Peter onu kolayca kurtarmıştı. 2014 yılında ise Gwen Stacy'yi atan kişi Harry Osborn olmuştu ve bu sefer hikaye çizgi romandaki gibi yaşandı. Bu filmde ise Yeşilcin May Hala'nın ölümüne sebep oldu ve 50 yıl önce tartışılan bu konu bugün bir şekilde her karakter üzerinde hala etkisini sürdürüyor. Peter'ın kurtarmak istediği düşmanlar ona sırtını çevirmişken MJ ve Ned evde ondan haber bekliyorlardı ve Ned Dr. Strange'in yüzüğünü kullanarak portal açmaya çalışınca filmin seyri bambaşka bir hal aldı biliyorsunuz. Bu arada Ned ailesinde sihir yeteneği olduğunu söylemişti zaten ve bu aslında olmayacak bir iş değil. Bazı insanlar bu konularda yeteneklidir. Eminim içinizde öyle hisseden de vardır zaten. Dr. Strange bir bilim insanı olarak büyüye hiç inanmayan biriydi hatırlarsanız ve ne kadar çabalasa da yapamayacağını düşünerek bu yola başlamıştı. Ayrıca kendisi bir yetişkin ve bir yetişkinin özellikle de bilimi savunan bir yetişkinin zihnini açmak çok zor bir iş. Dr. Strange'in başarılı bir büyücü olmasının tek sebebi tıp okulundaymış gibi çok ders çalışması. Ama Ned henüz çok genç ve zaten içinde böyle bir inanç varken onun o saf enerjisinin kolayca açığa çıkması beni şaşırtmadı. Sonuç olarak o portal açıldı ve tüm salonun derin bir nefes aldığını duydum. Çünkü Andrew Garfield nihayet hikayeye dahil oldu. Ve ardından Tobey Maguire gelince ortalık yıkıldı tabii. Çünkü yıllardır hayalini kurduğumuz şey gerçek oldu. Bu ikilinin bizim Peter'ın yanına gelip onunla konuşmaları gerçekten inanılmazdı. Çünkü May Hala hepsi için aile anlamına gelen tek kişi ve onu anlayabilecek tek kişi birer Peter Parker oldu. Onların evreninde Ben amcanın söylediği meşhur büyük güç büyük sorumluluk getirir sözünü de bu evrende May Hala söylemiş oldu ve MCU evrenindeki Spider-Man'in 3 filmlik orijin hikayesini bu filmle tamamlamış oldular. Gerçekten inanılmaz. Tobey Ben amcası onun yüzünden öldüğü için hala acı çekiyor. İntikam arzusuyla Ben amcanın katilinin peşine düştüğünü ve o adam öldüğünde çok daha kötü hissettiğini anlattı. Andrew ise Gwen'den bahsederken gözyaşlarını zor tutuyordu ve o da kendisini asla affedemediğini dile getirdi. Ama Gwen'den sonra daha öfkeli, daha agresif biri haline gelmiş. Biz bunu göremedik tabii. Peter Parker bir bilim insanı biliyorsunuz ve üçünün de birlikte deney yapması harikaydı. Bu sırada Tobey'nin Peter'ın hala Mary Jane'le evlenmediğini gördük. Normalde bunca yıl sonra bir de May adlı bir kız çocuklarının olması gerekiyordu. Andrew ise hala MJ ile tanışmamış ki yıllar önce set fotoğraflarında onun da Mary Jane'le tanışacağı anı görmüştük aslında. Ayrıca Tobey'nin Spider-Man'in bileğinden ağ atmasını Peter'ın zeki biri olarak bir ağ fırlatıcısı tasarladığı kısmı atlamak için böyle bir tercih yaptıklarında eminim bugünün geleceğini hiç düşünmemişlerdir. Bu sırada Tobey en yakın arkadaşının onu öldürmeye çalıştığını anlattığında Ned bu hikayeden çok kötü etkilendi. Çünkü biz biliyoruz ki Ned çizgi romanda Hobgoblin adlı bir düşmana dönüşüyordu. Sinemada bunu nasıl yaparlar bilmiyorum ama Ned artık Peter'ı tanımıyorken karakteri ciddi ölçüde değişebilir. Andrew'un Tobey'nin belini kütletmesi bir yana Tobey'nin My Back sözü direkt şu sahneye göndermeydi biliyorsunuz. My back! Oh, my back!
Ayrıca Tobey'nin Spider-Man'in güçlerini kaybettiği döneme de varoluşsal kriz diyerek değinmiş olduk. Ayrıca ikisinin de o evrenlerde Avengers diye bir şeyden haberleri bile yoktu. Tobey Venom'la savaştığını anlatınca Tom da Thanos'la uzayda savaşmasını anlattı ve Andrew ağzı açık onları dinlerken kendisini biraz zavallı konumda hissetti. Çünkü rolü Tobey'den devralınca şimdiye kadar en az sevilen seri 12 olmuştu biliyorsunuz. Ama Tobey'nin ona sen inanılmazsın demesi ve inanılmaz örümcek adam serisinin yıldızı Andrew'un da bunu duymaya ihtiyacım vardı demesi gerçekten inanılmazdı. Bize yaşattıkları deneyim bir yana onların da kendi deneyimleri için çok önemli bir film oldu. Çünkü bu üç oyuncu da gerçekten birer Spider-Man hayranı olarak büyümüş insanlar. Ve Tom ikisine de hayran biri olarak büyürken şimdi onlarla aynı sahnede oynadığında bu filmden sonra onun da gözyaşlarını tutamadığını biliyoruz. Bundan sonra yaşanan epik sahnelerden bahsetmeme gerek yok bence. Sadece MJ ölmek üzereyken Andrew'un onu kurtarması, Gwen sahnesini dün gibi hatırlayan herkes için çok ama çok duygusal bir andı. Bunu da biliyorsunuz zaten. Doktor Octopus'la Tobey'nin karşılaşmasında kendi filmlerindeki şu diyaloğu yeniden kurdular. Nasılsın? Trying to do better. Electro kendi Peter'ının yüzünü gördüğünde onun siyahi biri olduğunu düşündüğünü söyledi ve belki de bir evrende siyahi bir örümcek adam vardır dediğinde tabii ki hepimizin aklına Miles Morales gelmiş olmalı. Onu da hikayeye bir gün dahil edeceklerini kesin ama kesin kez biliyoruz. Bu arada Electro'nun aslında Peter'ın kimliğini bilmediğinin altını çizmiş oldular ama belki de ismini duymuştu ama yüzünü görmemişti diye düşünebiliriz. Böyle büyük sorularınızı yorumlarda topluyorum. Belki ayrıca hepsini konuşabiliriz. Çünkü bu düşmanların bu kadar değişimden sonra kendi paralel evrenlerinde de farklı zaman çizgileri yaratacaklarına eminim. Ama bu bambaşka bir konu. Ve Peter az kalsın Yeşilcin'i öldürüp gerçekten de bir katile dönüşmek üzereydi. Ama iki olgun Spider-Man'imiz ona engel olarak çok büyük iyilik yapmış oldular. Ama durdurak bilmeyen Yeşilcin bal kabağı bombasıyla Strange'in büyüsünü patlatınca tüm paralel evrenlerde Peter'ı tanıyan herkes bu evrene geçiş yapmaya başladılar. Bunların arasında en net görebildiğim kişi Kraven oldu. Ki normalde Marvel Kraven'ın filminin geleceğini söylemişti ve beklediğim biriydi ama şimdilik böyle oldu diyelim. Ayrıca Mary Jane ve Gwen'i oynayan oyuncular da bu film için anlaştılar ama Kevin Feige onların rolü için etkili bir sahnemiz yoktu. Sırf görünmüş olsunlar diye araya sıkıştırmak istemedik gibi bir açıklama yaptı. Yani olsun, sorun değil gerçekten. Sonuç olarak tek yol herkesin Peter Parker'ı unutmasını sağlamaktı ve bu kadar büyük bir büyü yaparken onun küçük isteklerini yerine getirmesi tehlikeli olduğu için Peter büyük bir fedakarlık yapmış oldu ve herkes Peter varlığını tamamen unuttu. Onunla ilgili haberler, onunla birlikte çekilen fotoğraflar veya tüm yazılar da silinmiş olmalı ki bu büyü bir işe yaramış olsun. Veya yazılar ve fotoğraflar duruyor ama tekrar tekrar görseler de onunla ilgili bir şey okusalar da anında akıllarından çıkıyor da olabilir. Ayrıca bu Peter'ın kimliğinin silindiği anlamına gelmiyor. Yani bu çocuk gerçeklikten silinmedi. Sadece kimse onu hatırlamıyor. Ama Tony Stark'ın ona bıraktığı gözlük veya kostümündeki gibi yapay zekalar onu hatırlar mı henüz bilmiyoruz. Veya Nick Fury şu an dünya dışında olduğu için bu büyüden etkilendi mi onu da bilmiyoruz. Ama zaten buradaki konu Peter'ın yepyeni bir hayata büyük sorumluluklarla başlamasıydı. Kendi dairesine çıkıp çizgi romanlardaki gibi kendi kostümünü diken hem para kazanmaya çalışıp hem de suçla savaşan bir Peter göreceğiz artık. Tony Stark yok, onun teknolojisi yok, Happy yok, bu sefer MJ veya May Hala bile yok. Artık eve dönüş yok. Ama hala ileride bir gün kendisinin bir Young Avengers üyesi olacağını düşünüyorum. MJ hala onun bir önceki filmde hediye ettiği kolyesini takıyorken onunla yeniden buluşabilecekler mi? Yoksa Felicia Hardy gibi bambaşka kadınlar mı araya girecek? Fantastic Four'la tanışacaklar mı? Simbiyot onu bulacak mı? Hepsini bekleyip ileride göreceğiz artık. Bunların dışında ek sahnelerden ayrıca bahsettiğim detaylı bir video daha yaptım. Onu da izlemeyi unutmayın lütfen. Ayrıca filmden sonra tüm düşüncelerimizi paylaştığımız, duygulara odaklandığımız ve birçok konuyu da tartıştığımız uzun bir videomuz daha var. Onu da izlemeyi unutmazsanız çok sevinirim. O video günlerce trendlerde kaldı. Bu yüzden size de ayrıca teşekkür ederim. Hep birlikte bu maceraları yaşamak çok keyifli oluyor biliyorsunuz. O yüzden hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı da unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye. Biraz uzundu sanki değil mi?